الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Efendim, Nisa suresinin önce yaratılıştan başlamıştı Allah-u Teala, sonra yetim haklarını, sonra miras hukukunu ele aldı, bir değindi ona 7. ayette. Şimdi ise kadın ve erkek arasındaki mirasın nasıl taksim edileceği konusunu ele alıyor bu ayet ve sonraki ayet. Tabi Kur'an-ı Kerim'in insanlığa ne getirmiştir diye bir soru sorsak, kadın hakkının olmadığı, miras hakkının olmadığı cahiliye döneminde, başka bir hakkı da yok ya, ama miras hakkının olmadığı bir dönem insanlık yaşıyordu. Kur'an-ı Kerim olumlu manada bir devrim yaparak kadına da miras hakkı tanıdı. Şimdi bu ayette ve bundan sonraki ayetlerde bunu göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu, Allah size tavsiye ediyor, emrediyor. Fi evladikum, çocuklarınız hakkında. Lidzekeri, erkek çocuk için vardır. Mislu hazzul unseyyin, kız çocuğunun iki katı vardır. Yani erkek çocuğuna bir veriyorsan mirastan, kız çocuğuna yarım vereceksin. Tabii kız çocuğu kocaya gidince orada da kocası bir getirecek, 1,5 oluyor. Kendi abisinin veya erkek kardeşinin hanımı da yarım getirecek, o da 1,5 olacak. Yani burada bir eşitlik sistemi oluyor. Ama olay şu, burada diyor ki Allah-u Teala, kız çocuğuna, erkek çocuğuna, kız çocuğuna verilenin iki katı verilecek mirasta. فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْغَتْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ تُرْزَى مَا تَرَكْ. Eğer kızlar ikiden fazla ise onlara 1/3 verilecek. Sülüte 2/3, yani mirasın 2/3 onların olacak diyor. Ve imkânet, eğer ise vahideten bir tane, felehünnen nısf, ona yarım verilecek. Ve li ebeveyni, ebeveyni için varsa, li külli vahidin minhüme sülüs, ebeveyn için her biri için 1/6 olur. Yani ölen adamın geriye kalan annesine babasına mirastan ne verilecek? Hep ölen adamın çocukları olmaz diyor Allah-u Teala. Ölenin de babası dünyada olmuş olabilir. O zaman evladın mirası nasıl dağıtılacak diye konuyu ele alıyor burada. O zaman diyor Allah-u Teala, anne baba için her biri için 1/6 vardır. Anne ile baba orada eşit alıyorlar. Mimma terake, biri de bırakılan mirastan. İmkâne lehu veled, eğer onun için çocuk varsa, yani öldü, hem çocuğu var hem de annesi babası var sağ, ama adam öldü. Fe inlem yekun lehu veled, eğer onun için çocuk yoksa,
وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلِذُمِّهِ السُّلُوتُ. O zaman üçte birini alacak diyor babası. Eğer çocuğu yoksa, çocuğu varsa altıda bir, çocuğu yoksa üçte birini alacak. فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْبَتُنْ. Ve o ölenin bir kız kardeşi de varsa, فَلِيُمِّهِ السُّدُسْ. Altıda biri de onun kız kardeşi. مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتِنْ. Vasiyetten sonra yusu biha evdeynin, yahut da borcu ödendikten sonra, yani ölenin vasiyeti yerine getirildikten sonra, borcu ödendikten sonra bu paylaşım söz konusudur ya Allah-u Teala. Bakın nasıl düşünüyor bunu. Yani ölen insanın, tabii bu bir hukukta, miras hukukunda bir devrim. Yani bu ayet İslam'ın dünya insanlığına getirdiği çok önemli bir devrim. Çünkü insanların böyle miras hukuku diye bir olay. Ama bakın şöyle önemli. Ölen kimse vasiyet ettiyse ve borcu varsa bunlar öncelik kazanıyor. Anlıyor musunuz? Mirasta baba, yani ölen adam malının bir kısmını vasiyet edebilir. Çocuk kurumuna, memle kurumuna, memle vakfına, memlereye verebilir. Ama bunu alimler üçte bir olarak vasıflandırmışlar. Efendim borcunu da ödeyeceksin. Borç varislerin hakkından önce gelir. Borç ödenmesi varislerin hakkından öne çıkar. Önce o miras ödenecek, sonra efendim mal taksim edilecek. Şimdi burada bu ayette kız çocuğuna hak çıkarıyor Allah-u Teala. Mirastan hak çıkarıyor. Babasının mirastan hakkını alacak diyor. Yarın da olsa alacak. Ama bu konu, hatırlarsanız ne demiştim ben size yukarıdaki 7. ayeti yaparken? Allah-u Teala bunu emek üzerine koyuyor, kuruyor, emek. Yani kız çocuk kocaya gidiyor, erkek çocuk babasıyla çalışıyor, babasının malına ekonomik değer üretiyor. O zaman erkeğe bir, kıza yarım. Kadın da, kız çocuğu da ekonomik değer üretiyorsa, o zaman 7. ayeti kerimeye göre eşit alırlar. Yani bakın dikkat edin, sistem cinsiyete göre değil, sistem emeğe göredir. Ve hatta demiştim size, benim ablamın malını eşit vermişim ben. Köyde taksim ederken, babamın 3 dönüm arazisi vardı. Bunu taksim ederken, dedim ki ablam da eşit olacak. Çünkü abime dedim, o dedi ki şeriata göre yapacağım. Şeriata göre yapalım onu dedim. Şeriatı bana mı öğretecek şimdi? Yani sen buraya bir ekonomik değer ürettin mi? Babamızın malına sen bir ekonomik değer üretti mi? Üretti. Ürettiysen onun tamamı senin olsun. Tamamı senin olsun. Ya sen diyeceksin ki ben paramla bu araziyi aldım, babamın arazisine kattım. O zaman ben fazla alacağım deme hakkım var. Değil fazla alma, o tamamen senin. Söyle bakayım dedim, neresini aldın? Almadım. O zaman işte. Sen de üretmedin, ablam da üretmedi. Bir ekonomik değer üretmedi buraya. Tam tersine senin 5 tane çocuğun bu malla, bu malın üzerinde büyüdü. Kabağını yedi, fasulyesini yedi. Ablam yemedi. Dolayısıyla o kadar muhteşem bir sistem getiriyor ki Allah-u Teala, emek üzerine kuruyor bu sistemi, kız çocuğu.
Türk çocuğu arasında. Fakat ölen insanın babası sağsa onlara da mirastan pay çıkarıyor. Mesela diyor ki Allah-u Teala, eğer çocuğu yoksa her biri onun üçte birini alırlar. Yok eğer çocuğu varsa adamın altıda birini alırlar. Bu kadarını teferruatlı bir şekilde ele alıyor burada Allah-u Teala. Şimdi sizin buradan alacağınız üçte biriymiş, altıda biriymiş, yedide biriymiş, onu anlamanız mümkün değil. Yani onu saklamanız da mümkün değil. Fakat şunu saklayacaksınız. Kur'an-ı Kerim miras hukukunda bir devrim yapmıştır. Kız çocuğuna hak tanımıştır. Anne babadan anneye de hak tanımıştır. Anlıyor musun? Yani o da kadın. O da kadın. Dolayısıyla muhteşem bir dönüm noktasıdır. Kadın haklarının önemli bir bölümünü teşkil ediyor bu. Sonra şunu anlayacaksınız. Bir insan malının, kendi kazandığı malının üçte birini başka bir şeye verilmek üzere vasiyet edebilir. Efendim, ben ne kadar malı var, parası var adamın, 1 milyon doları var diyelim bankada, öyle anlaşılması için yapalım bunu. Bunun bir miktarını biz buna üçte bir diyoruz. Üçte birini, hatta bu üçte bir konusu Kur'an'da yok. Peygamberimiz bunu çok fazla görmüş. Üçte bir konusunu vasiyet etmesi. Ha, üçte bir diyelim ona. Efendim, işte 1 milyonun ben kaç lirasını çocuk esirgeme kurumuna verebilir. Bir vakfa verebilir. O onun hakkına. Bu vasiyeti yaptıysa o vasiyeti diyor ödeyeceksiniz. Adamın borcu varsa varisler o borcu ödeyecek. Ondan sonra mal taksim edilecek. Buradan aklınıza kalması gerekenlerden bir tanesi bu. Böylece varisler borcu yüklenmiyoruz diyemediler. Onun için Osmanlı'nın bıraktığı borçları Mustafa Kemal Atatürk ödüyor. Yani ha bir fert öldü gitti, geriye borç bıraktı. Ha bir toplum öldü gitti, geriye borç bıraktı. Ben bu borcu ödeyemem diyemez. Ona göre mirasını kullanacaksın, borcu ödedikten sonra. Sizin aklınıza kalması gereken ana nokta bu. Bir konuya daha giriyor bu ayette. Âbâukum ve ebnâukum. Ebeveyniniz, babalarınız, anneleriniz ve ebnâukum ve çocuklarınız. Lâ tedrûne eyyuhum ekrabu leküm nef'a. Size hangisinin faydası dokunacağını bilmeyebilirsiniz. Öyle bir dönemde ölmüş olabilirsin. Yani çocuğunun eline kalmadan, ihtiyarlamadan, çocuk seni bakma durumuna düşmeden, sana bir bardak su verme durumu olmadan hangisinin sana faydalı olup olmayacağını nereden bileceksin? Ama sen ihtiyarladın. Sana birisinin çok faydası dokunuyor. Öbürleri seni bakmıyor. Evet, öyleleri var. Öyleleri var. Telefon ediyor bana adam. Diyor ki hocam, annem babam benim üzerimde, ben bakıyorum. Kardeşlerim var, kız kardeşlerim var, onlar bile bakmıyorlar. Gelin yardım edin bize diyoruz, etmiyorlar. Şimdi böyle bir durumda baba veya anne kendisini bakan çocuğa o üçte biri vasiyet edebilir.
Yani evlatlarından o kendisini bakan ama o birileri bakmadı bunu. Ona malının üçte birini hani vasiyet edebilir dedik ya biraz evvel. Onu vasiyet edebilir. Ben malımın üçte birini bu kızıma veya bu oğluma ver. Hangisi baktıysa. Öyle ya. Şimdi öyle aileler var ki damadı bakıyor. Kaynanasını veya kaynatasını. Damat bakıyor yani kızı bakıyor. O uşaklar var, erkekler, çocuklar var filan hiçbiri bir şey alakalandırıyor. Cenazeden cenazeye giriyor. Başka yok. Ne yapacak? İşte o ödemeyin o kızına üçte birini vasiyet edebilir. Onu ödemeden miras dağılamaz. Bu ilkeyi de getirdi. Tabii bu da bir çok büyük bir sosyal problem. Sosyal sorun. Bugün bunları görüyoruz. Yani bugün çok telefon geliyor. Yani Türkiye'nin çok önemli problemleri var. Çocuklar anne babasına bakmıyor. Bakmıyor. Kimi alıp getirip onu huzur evine bırakıyor. Ama öldükten sonra malını mirasını o hemen derhal sabahsı günü. Bu nedir? Bu tabii İslam dini kapıdan içeri girmedi. Hanelerimize girmedi. Annem baban seni nasıl baktı? Öyle diyor ayet. Ben demiyorum. Annem baban seni nasıl baktıysa küçükken sen de öyle bakacaksın diyor. İsra suresi. Böyle söylüyor. Sen o adam öyle bir hale geliyor ki o olduğu gibi doğmuş adam. Ama şimdi nasılsa öyle doğmuş. Yani onun kimse poposunu yıkamamış. Kimse onu emzirmemiş. Kimse sabaha kadar uykusuz kaldı. Yok öyle bir şey olmamış. Öyle doğmuş. Anlıyor musun? İşte onun için Allah-u Teala Kur'an'da, Tevrat'ta daha eskiki vahiylerde annenin yaptığını anlatır. Bunları size konuştuk. Bunları anlattık. Yani gebe sancılığından doğumuna, emzirmesine varıncaya kadar bunları Allah anlatır. Niye? İnsanoğlu yapmaz. Bak hatırla bunu. Bunları hatırla diyor Allah-u Teala. Ona göre annene babana saygı duy, ihsan et. Yani şu anda saysam size Bakara bu ayetler İsra, Ankebut, Lokman, Ahkaf bak kaç tane sürede bunları devreye götürüyor, gündeme getiriyor Allah'ta. Anne babayla çocuk arasındaki ilişki sistemini bu saydığım sürelerde başka sürelerde getiriyor. Ha olay şu, bize bu eğitim verilmiyor. Yani iki iki daha dört eder kadar bir değeri yok annenin babanın. Öğrettiğimiz biyolojinin, fiziğin, kimyanın değeri kadar yok anne baba. Çünkü okullarla bu öğretilmiyor. Anne baba hakkı öğretilmiyor. Ve adam, kadın, benim hocam ya, benim hocamı evden dışarı attı gelini ya. Ben kendimi aldım getirdim onu huzur evine koydum hocamı ya Ömer Çam hocamı benim okulumda hocaydı. Sana adam. Düşünebiliyor musun? Üç tane oğlu bunu bakamadı. Hadi diyelim birinin mazereti vardı talebiydi o zaman. Fakat o birileri anne babayı koca hanımı öldükten sonra 7 ay huzur evinde üzüntüden eridi hocam üzüntüden hiç hastalanmadan eridi. Öldü. Öyle Ömer Çam dünya çapta, Türkiye çapında bir eğitimci, huzur evinde. Adam o üzüntüden böyle hiç yemek yemeden bitti. Öyle olduğu gibi bitti. Şimdi bu benim hocam yaşadığım şey ya. Bunlar yaşadığım konular. Dolayısıyla sebep ne?
Sebep, hocama söyledim bunları. O huzur evinde yatarken ziyaret ediyorum. Haftada en az 3-4 defa ziyaret ediyorum onu. Kabahat sende. Niye oğlum? Bu çocuklara öğretti mi doğurduğunuz bir din? Öğretti mi bu devlet dedi bana. Doğru. Dolayısıyla işte din dersi mecburu olsun mu olmasın mı diye konuşup duruyorlar. Bak şimdi anayasa yapılacak, kavga çıkacak. İşte bu. Efendim, feriyeten minallah. Bunlar Allah'tan size farz kılınmıştır. Bunlar farzlardır. Onun için yusikum, tavsiye eder kelimesine, ayetin başındaki kelimeye farzdır söylememizin sebebi bu. Ayetin sonundaki kelimeler kaynaklanıyor. Bunlar Allah'ın farzıdır. Allah'ın farzıdır niye diyor? Yani bu hüküm benimdir. Başka kimse koymadı bunu. Bunları yapmazsan Allah'a karşı geliyorsun demektir. Zaten arkada da söyleyecek onu. Dikkat et. Böyle gelişigüzel bir insanın yaptığı paylaşım değildir bu. Bu paylaşım Allah'ın farzıdır. Allah'ın hükmüdür. İnne Allah'a kâne alîmen hakîmâ. Allah her şeyi bilendir. Ve yaptığı her şeyi yerli yerinde yapandır. Diye ayeti bitirdi. Şimdi mirasın diğer ayetine geçiyor. Burada bu sefer eşler arasındaki miras nasıl olacak? Kadın ölürse erkeğe, erkek ölürse kadına nasıl miras düşecek? Orada ebeveyn çocuklar arasında ölenin annesi babası arasındaki ilişkiyi miras ele almıştı. Şimdi burada ise efendim sesim kesikti pazartesinden bu yana ama şimdi açıldı bugün. Vaat edeceğimi bildiği için Allah-u Teala. Yoksa dünkü halimle buraya konuşamadım ya. Gelemeyecektim ya. Ve lekum sizin için vardır nisfu yarısı ma terake ezvacukum hanımlarınızın eşlerinizin bıraktığı mirastan sizin için yarım vardı diyor kocaya. İllem yekun lehunne vere. Eğer o hanımınızın çocuğu yoksa. Çocuğu olmayan kadın ölünce eşine bıraktığı mirasın yarısı eşine verilecek diyor. Anladın burayı değil mi? Bir daha buraya dönmeyeceğim. Onun için anlayarak gidelim buna. Burada ne anlayacağız efendim bu ayetin bu kısmından? Bundan şunu anlayacağız. Kadının da ekonomik bağımsızlığı vardır. Kadın da para kazanabilir. Onun da geriye bıraktığı bir miras olabilir. İşte bunlar devrim. Nerede cahiliyet döneminde bu işler? Nerede? Nerede? Yani kadın çalışıp kazanabilir. Öldüğü zaman da kocasına bunun malından miras düşer. Ama şöyle önce söylüyor Allah. Eğer o kadının çocuğu yoksa mirasının yarısı kocasınındır. Fe in kâne lehunne veledun. Eğer o kadının çocuğu varsa o zaman felekumur rubu'u mimma terakne min ba'di vasiyyetin yusî biha evdeyn. Eğer o kadının çocuğu varsa kocasına dörtte bir düşer. Bak bak bak. Allah-u Teala neleri düşünmüş. Yani aile içerisindeki ilişkiler sisteminde neleri düşünmüş. Ne zaman ama diyor dörtte bir vereceksiniz? Mimma terakne min ba'di vasiyyetin yusî biha evdeynin. Vasiyet ettiği para
vasiyet ettiği yere verildikten sonra veya borcu ödendikten sonra bu taksim olacak diyor Allah-u Teala. Bak, kadın da vasiyet edebilir. Malımın şu kadarını şuraya bırakıyorum diyebilir. Diyor ki kocasına Allah-u Teala, hanımının vasiyet ettiği yere parayı ödeyeceksin. Borcu varsa borcunu da ödeyeceksin. Ondan sonra çocuğu yoksa yarısı senin, varsa dörtte biri senin. Bu kadar var. Muhteşem. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakın yani. Burada kadına malını herhangi bir müesseseye vasiyet etme hakkına sahip olduğunu söylüyor. Of of of. Demek ki aile içindeki ilişkiler sisteminde ölümden doğan mirasın taksimi en ince detayına kadar ele alıyor. وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ. Bu sefer kocası ölen kadını ele alıyor. Biraz evvel hanımı ölen kocanın durumunu mirasla ele aldı. Bu sefer de kocası ölen kadının mirastan nasıl alacağını anlatacak. وَلَهُنَّ الرُّبْعُ. Kocası ölen kadın için de dörtte bir vardır. مَا تَرَكْتُمْ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ. Eğer kocanın çocuğu yoksa dörtte biri kadınındır mirası. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُمْ. Eğer kocanın çocuğu varsa فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتِنْ تُوْسُونَ بِهَا اَوْدَيْنِ. O zaman sekizde bir alacak kadın. Çocuğu yoksa kocanın dörtte bir alacak. Çocuğu varsa kocanın o koca sekizde bir alacak, pardon. Kocasının malından sekizde bir alacak. Aynı şekilde diyor, senin de vasiyetin yerine geldikten sonra ve senin borcun ödendikten sonra o kadına senin çocuğun yoksa dörtte bir, çocuğun varsa sekizde bir verecek. Anlaşılıyor değil mi? Anlıyor musunuz? Biraz tabii biraz şey bu. Miras hukuku olduğu için. Ama şunu bileceksiniz. Yani şunu aklınıza saklayacaksınız. Kadın kocasına varis oluyor. Koca karısına varis oluyor. Bir, buraya kadar anlattığımda bir, iki, kadının da malı, mülkü, parası olabilir, kazanabilir, babasından kalabilir ona, kadına mal kalabilir. Bunların nasıl taksim edileceğini böylece erkekle yan yana burada anıyor. Bu yeter. Bunu bilmeniz yeter. Yani bunu tutup da şimdi kaçta kaçıdır şudur bunu onu unutursun. O aklınıza kalmaz. Ve imkâne racülün. Eğer bir adam yûretü kelâleten evimrâetun velehu ehun ev uhtun felikülli vâhidin minü mesûdür. Eğer iki tane üvey kızı varsa, candan kızı şeyde anlatıyor, Nisa suresinin son ayetinde. Evimratun veyahut bir hanım, kadın, ve lehu ehun, onun için erkek kardeş de varsa, el uhtun, kız kardeş de varsa, felikülli vahidir minü mesudur. Hepsine onların altıda bir pay düşer.
hepsini birer birer teker altıda bir alacaklar diyor. Buradaki üvey kız çocuğunu da düşünüyor Allah-u Teala. Kardeşi de düşünüyor. Efendim kız kardeşi de düşünüyor. Ölen için diyor bunu. Feykânu ekthera min dâlike, eğer buradan fazla iseler, fehum şurakâhu fîthülüd, onlar üçte bire ortak olurlar. Şuraka, şerik, ortak demek, şirket, ondan gelir, şirket. Yani ortak olurlar o üçte bire. Min bâdi ve sünnetin, yûsâ bihâ evdeydin. Onun da vasiyeti yerine getirildikten sonra ve borcu ödendikten sonra. Bakınız, bu miras hukukunda her taksiminde Allah vasiyet yerine getirildikten sonra borç ödendikten sonra, vasiyet yerine geldikten sonra borç ödendi. Her şeyden sonra bunu söylüyor. Yani uyarıyor. Bir, iki, üç. Bak burada üç tane söylüyor. Arkada da söyledi. Vasiyeten min Allah. Ha gayrallah. Zarar görmemek şartıyla. Zarar. Zarar olmayacak. Yani biri birinden görmeyecek. Vasiyeten min Allah. Allah'tan bir vasiyet bir fardır. Vallahu alimun halim. Allah her şeyi bilendir. Ve halim sahibidir. Şimdi arkadaşlar, burada bitiyor miras taksimi, burada bitiyor. Meseleyi anladınız, rakamlar aklınıza kalmayacak ama şu kalacak: İslam dini, Kur'an-ı Kerim kadın hakları konusunda, özellikle kadının miras hukukunda efendim yerini belirliyor bu ayetler ve mirastan hakkına, kadının kocasının bıraktığı mirastan hakkına, çocuğu varsa yoksa, bütün bunları dikkate alarak Allah-u Teala burada bu konuyu açıklıyor. Bu benden bir farzdır diyor Allah-u Teala. Şimdi değerlendirmesini yapacak. Burada bu taksimatı yaptı. Allah-u Teala bundan sonraki iki ayette bu koyduğu hükümlerin değerlendirmesini yapar. Tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın çizgileridir. Bu yukarıda verdiğim miras hukuku, oradaki verdiğim oranlar benim sınırlarımdır. Anlatacağım bunu şimdi. Ve men yut'i Allaha ve Resulahu. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, yudhulhu cennetin tecrimi tahtiha el-enhar halidine fiha. O, altından ırmaklar akan cennete gireceklerdir, sokulacaklardır. Ve zalikel fevzul azim, işte büyük kurtuluş bu. Yani olay şu: cennete giden yollardan biri nasıl namazdan, oruçtan, zekattan, infaktan, haçtan geçiyorsa, bir diğeri de miras hukukuna riayet etmekten geçiyor. Yani insanoğlu mirastan hep fazla almak ister. Şimdi mesela Adapazarı'na gidiyorum da yazları. Orada adamlar geliyorlar. Büyük ağabey dayılık yaparak babasından kalan fındıkla oturmuş efendim. Adam oldu 80 yaşın. Vermeyin. Yani o küçük kardeşim de, o küçük kardeşim dayı. O da dayı.
O daha büyük dayı. Ama şimdi abi İslimci diyemiyor. Söyletiyor ona, kendisi söyledi. Baba bak biz, abi biz öleceğiz, gideceğiz. Ha bu çocuklar kavga ederler sonra. Biz malımızı paylaşalım. Paylaşmam diyor. Bölüm diyor. Buradan bir şey alamaz. Bile alamaz. Şimdi buna bunu adam anlatıyor. Ne edeyim hocam? Anlıyor musun şimdi? Yani bu mal, bu para o kadar tatlı ki Tanrı, Tanrı. Tanrı. Adam kardeş, mardeş, baba, anne, miras, şu, bu, tak, hey, hey. Benim Tanrım bu ya. Benim Tanrımı paylaşır mıyım diyor ya. Sen Allah'ı paylaşabilir misin? Oğlum onun Tanrısı. Paylaşın. Bak mümkün. Buraya giremez. Ne? Benim Tanrımın olduğu yere gireceksin. Bak araziye giremezsin. Bu o kadar önemli ki Allah diyor ki ha bu işi düzgün yapın cennetin birincisi ya. Anlıyor musun? Bu ayet bu. Bu ayet bu. Ha bu miras işini düzgün yapın da cenneti vereyim size ha. Çok önemli çünkü. Bu mirasta haklara riayet etmek o yoldan cennete gidiliyor. Anlaşıldı mı? Bak ayet bunu söylüyor. Ben demiyorum. Bu konuda kim Allah'a, peygamberine itaat ederse onu içine sığmakla bakan cennete koyacağım. Orada uzun süreli kalacak. Ve bu kurtuluştur diyor. Böylece ekonomik hayatı çeşitli ayetlerle düzenlerken burada böyle bir düzenleme koyuyor miras hukukunda. Fakat şimdi burada açıklamamız gereken bir kelime var. Onu açıklayalım. Nedir o? Tilke hudud. Hududullah. Allah'ın hududu. Hudud. Hudud kelimesini bilirler Anadolu insanları. Komşun ve senin arandaki sınır manasına gelir. Hudud. Bizim dilimize geçmiştir. Benim babam da anam da kullanırdı. Amcanın hududuna dokunma. Kazardık da böyle efendim arazi. Kazarken işte amcanın hududu orada. Sınırı orada, sınırı. Oraya vuracaksın. Ha! Allah-u Teala diyor ki yukarıda koyduğun hükümler var ya miras konusunda veya Nisan'ın başından beri yetim hakları efendim meselesini ele almıştı hatırlayın. Bütün bunlar benim hududumdur. Benim sınırımdır. Olay şu. Daha evvel söylemiştim size. Hatırlayın. Her oyunun bir çizgisi vardır, çizgileri var. Her oyunun, her spor dalının çizgisi var. Top futbolu düşünün, ceza sahası çizgisi var, taç çizgisi var, avuta çıktığı yer var, efendim orta çizgi var. Nereden başlayacaksın topu vurmaya? Ortadan başlayacaksın. Nerede penaltı olur, ceza kırmızı kart görürsün, ceza sahası içinde olur. Kim koymuş bunları? İnsan. Biz. Yani International Board İngiltere'de FIFA bu kaideleri koymuş. Hepsinin bir kaidesi var. Güreş yapacaksın. Şöyle dalarsan faul olur. Böyle dalarsan 5 puan alırsın. Süplex yaparsan. Yok efendim arkasına geçersen 2 puan alırsın. Şimdi güreşçi olduğum için biliyorum bunları ama her gün değişiyor bu kaideler. Ama bu şu çizginin hududun içine minderin şu çizgisinin içerisine yapacaksın bu oyunları. Dışarıda yaptığım kabul değil diyor. Bak 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 bak.
Ha bu da bu minderin ha bu çizginin içerisine koydu. Çizgi. Hudut. Hudut. Yani şu. Her şeyin, her oyunun bir hududu, çizgisi var. Dünya hayatı da bir oyun olduğuna göre innemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun. Ha, o da çizgisine göre oynanacak. Dünya hayatının da çizgisi var. Bu çizgileri ben koyarım, FIFA koyamaz diyor. Anladınız mı şimdi? Sizi ben yarattım. Sizin hayatınızın mutluluğa gidebilmesi için hangi çizgilere göre oynanacağını da ben tespit ediyorum. Aile hayatını nasıl oynayacaksın? Siyaseti nasıl oynayacaksın? Efendim ticareti nasıl oynayacaksın? Sosyal münasebetlerde sınır nerede? Ahlakın sınırlarını ben belirledim. Sen koyamazsın bunları diyor. Ben seni yarattım. Senin mutluluğa nereye gideceğini ben bilirim. O zaman da benim sınırlarıma göre oynamam lazım. Bu oyunu benim sınırlarıma göre oynayacaksın. İşte buradaki hudut kelimesi budur. Fakat hudut kelimesinin had kelimesinin çok anlamları var. Mesela bunlardan bir tanesi demir demek. Hadid. Hadid suresi var burada. Demir suresi. Demir. Aa. Demir. Ne demek? Ne alakası var? Ha benim sınırlarım diyor Allah demir gibidir. Aşamazsın. Aşmayacaksın. O demir gibi duruyor. Mesela diyor Allah-u Teala suresinin son sayfasının birinci ayetinde لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ devam eder. Adaletle demiri bir araya getiriyor. Vay vay vay. Adalet demir gibi olmalı diyor. Hukuk demir gibi olmalı. Nasıl demir 10 kat 20 kat apartmanı ayakta tutuyorsa adaleti de ayakta tutar. Adalet de bir toplumu öyle demir gibi ayakta tutar. Anlıyorsunuz. Olay bu. Orada demir de bu kelime ilginçtir. Ha, bu kelime aynı zamanda sivri anlamına gelir. Hadde. Haddetmek demek bir şeyi sivrilemek. Mesela eskiden biz ormanda bıçkı biçerdik. O bıçkıyı bilerdik böyle. Keskin olsun diye. Veya bıçağı biliyorsunuz ya, şimdi kurban keseceksiniz, bıçağı biliyorsun. Ha. O sivritmek anlamına geliyor. E ne alakası var Allah'ın hududuyla sivrilmek? Ne manası? Sınır sivriltmenin ne bağlantısı var? Allah'ın sınırlarına, koyduğu kurallara, kanunlara riayet ettiğin zaman, uyduğun zaman senin ruhun, şahsiyetin sivrilir. Yücelirsin sen. Bunun için bunu manaya verir. Anlıyorsunuz değil mi? Uçmuyor musunuz ya? Burada neler yapıyoruz ya? Nerede uçmuyorsun hani? Hani havaya fırlamadın mı? Burada neler yapıyoruz görüyor musun? Ha. Hani kızıyorlar ya, haddini bil. Ben televizyonda birkaç kişiye söyledim bunu. Haddini bil dedim. Konuşuyorsun öyle din hakkında bir profesöre. Din profesörü değil. Haddini bil dedim konuşuyorsun. Ne konuşuyorsun? Haddini bil dedim kızıyorlar.
sınırını bil ya. Sen bu alanda at oynatamaz. Bu alan benim. Sen senin alanında oyna. Buraya ne karışıyor? Demek anlamına geliyor. Haddini bilmek. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, buyuruyor ki, ben size bir takım sınırlar koydum, ölçüler koydum. Sınırları belirledim. Şurada oynasam benim rızamı kazanırsın. Ama bunun dışına çıktın mı benim sınırlarımı aşarsın, o zaman tehlikeye girersin. Onu da şimdi söyleyeceğim. Bak, ve men yasillâhe ve rasûlehu. Kim Allah'a ve peygamberine asi olursa, yani o sınırları çiğnerse ve yeteadde hududehu, o sınırları geçerse, taşarsa, tecavüz ederse, yudhilhu nâren hâliden fiyâ, onu ateşe alacaktır ve orada süreli kalacaktır. Ve lehu azab, ona bu dünyada da alçaltıcı bir azap vardır. Hem cehennem, hem bu dünyada ceza. Vay be. Anladınız mı şimdi? Nerelerde at oynatıyoruz şimdi? Nasıl ki Allah-u Teala'nın yetim hakları konusunda, miras konusunda, kız kardeşin hanımının mirası konusunda, çocukların mirası konusunda, vasiyet konusunda, borcun ödenmesi zorunluluğu konusunda nasıl Allah-u Teala sınırları koydu, bu sınırlara uyanların yolu cennete doğru giderse, bu sınırları taşan da yolu cehenneme gider. Bu kadar basit. Anlaşıldı. Hayır, doğru mu? Şimdi mesela ne diyorsun? Taciz etti diyorsun. Tecavüz etti diyorsun. Taciz etti diyorsun. Yani erkekle kadın arasındaki ilişkiler sisteminde bir sınır. O sınırı aştın mı taciz ediyorsun. Biraz daha aştın mı tecavüz ediyorsun. Ama o sınır, ha işte ahlak orası. Cinsel ahlak orası. Nerede duracaksın? Nerede sınırı aşıyorsun? Bugünkü anlayışımızda, ahlakımızda da var. Açıyorsun gazeteleri, televizyonlarda görüyorsun. Adam 12 yaşına kızını satıyor. Buyurun. Buyurun ya. İşte burada kuyuzma kopmaz mı? Gargaris kopmaz mı burada? Adam 12 yaşına kızını satıyor. Hem de vesikay. Vesika. Ben bu kızımı buna verdim. 5000 lira paramı elden aldım. İşte bunlara Müslüman diyoruz ve %99'umuz Müslüman diyor. Ne alakası? Ne alakası? Bu gazetede de çıkanı ya çıkmayanı? Gazetede de çıkmayanlar pek çoğunu bana söylüyorlar. Allah'ın hududunu, sınırlarını tanımayan insanlar cehennemliktir. Bunu bileceksin. Şimdi başka bir konuya geçiyor. Yine bu kadın erkek ilişki sistemini andım ama ben misal olarak verdim ama şimdi karşıma o çıktı. Bak Allah'ın hikmeti, ayet öyle geliyor. وَالَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ. Hanımlarınızdan kadın erkek ilişkilerinde, kadın kadın ilişkisinde ki bunu sınırlarıyla dedim orada, burada çıktı karşıma. وَالَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ. Kadınlarınızdan iki kadın
size bir fuhuş getirirlerse, fuhuş dediği burada lezbiyenlik, yani kadın kadına sevicilik diyelim ona. Lezbiyenlik kelimesini bilmeyen olabilir. Ha, kadın kadına cinsel dürtüyle sevişemezsin. Bak bu da bir sınır. Bu da bir sınır. Bu da ahlaksızlık. Buna da fahişelik diyor Allah-u Teala. Anlıyorsun. Yani kadın kadına yaklaşabilir ama cinsel arzuyla yaklaşamazsın diyor. Burada dur diyorum ben diyor. Allah, Allah diyor. Ben de mi yok? Yani sizden iki kadın lezbiyenlik yaparsa, sevicilik yaparsa, festeşidû aleyhinne erbaten, dört tane şahit, şahitlik etsin onların aleyhine. Dört tane şahit istiyor Allah. Fein şehidû, eğer şahitlik ederlerse şahitler, dört tane şahit hakikaten varsa, فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ Onları evde tutun, evde hapsedin. Ev hapsi diyorlar ya şimdi. Ha. Bak bak Kur'an'da var. Bak, ev hapsi. Ne zaman okundu ya? Şimdi var. Evde var. Ayetin manasını ver ben. فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ Ev hapsine tutun. Hatta yetevaffahunnel mevtu. Ölüm onları alıp götürünceye kadar. Vay, vay. Ömür boyu ceza. Ağla bak. El yez'alallahu lehunne sebila. Yahut Allah onlara bir çıkış yolu verinceye kadar. Ha, bak 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 bak. Ömür boyu ev hapse ama Allah Teala diyor ki ben onu düzeltirim, ona bir çıkış yolu veririm. O kadını icabında evlenme fırsatı ona veririm. Yani o belki o kısa çevrede lezbiyen olarak bilinebilir ama aile bir yere hicret ederse orada kimse tanımaz. Orada ben ona bir evlilik fırsatı tanırım. Bunu tanıdıkça ona artık cezası kalkar. Daha ne olacak? Daha ne olacağını aşağıda söyleyecek Allah-u Teala. O zaman bir dahaki haftaya kaldık. Allah nasip ederse. Şimdi burada lezbiyenleri ele aldı. Bir sonraki ayette eşcinselleri ele aldı. Ondan sonra bunların çareleri nedir diye Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Evet.